Doğru grafikleri. 1. Y eşittir mx doğruları orijinden geçen ve eğimi m olan doğrulardır. Arkadaşlar zaten x'in başındaki katsayı eğim olduğuna göre bu doğrunun eğimi m. 2. M eşittir 1 için y eşittir x birinci açıortay doğrusudur. M eşittir eksi 1 için y eşittir eksi x ikinci açıortay doğrusu olur. 3. X eşittir a ve y eşittir b doğruları eksenlere paralel doğrulardır arkadaşlar. 4. Y eşittir mx artı n doğrusu eksenleri a 0'a n ve b eksi n bölü m'e 0'da keser. Eğimi de m olarak yazılabilir. Peki birkaç örnek çözelim. Daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum. A virgül b eleman r artı olmak üzere y eşittir mutlak değer a, x eşittir mutlak değer b. Doğruları ile sınırlanan kapalı bölgenin alanı 16 birim kare olduğuna göre renkli kalemi al Nevzat. AB kaçtır? Gençler sorunun orijinal halini yazmış oldum sizler için. Bakın grafik çok basit olarak bir çizelim görelim en azından nereyi sorduğunu veya nereyi verdiğini. Şöyle bir koordinat düzlemi düşünün. X ekseni, Y ekseni. Gençler mutlak değer denildiği zaman y eşittir artı a birleşim y eşittir eksi a olacak. Çünkü mutlak değer dışında hem artı hem eksi çıkar. Aynı mantıkla x eşittir b de aynı zamanda eksi b de çıkacak. Yani bu ikisinin arasındaki kesişim kümeleri olacak. Şöyle renkli kalemle çizeyim onları. Y eşittir a ve y eşittir b doğrular arkadaşlar. Şöyle. Diğerini mavi kalemle yapacağım ki renkli güzel gözüksün. Diğeri de x eşittir eksi b, y eşittir, x eşittir artı b. O zaman yazalım şimdi şöyle. Burası arkadaşlar x'i kesen noktalar yani x eşittir, şurası b olacak, burası da eksi b olacak. Diğeri de y eşittir, eksi a'ya a olacak. Bize sorulan kısım aslında boyalı bölge veya verilen kısım. Şurayı boyuyorum arkadaşlar bakın şöyle ki hem de daha iyi anlayasınız diye. Şu boyalı bölgeden bahsediyorum. Muntazam çizmeye çalışıyorum farkındaysanız. Hocam resim gibi çiziyorsunuz dediğinizi duyuyorum buradan. Bravo gençler. Peki neymiş boyalı alan? Boyalı alan 16 birim karesi olduğuna göre arkadaşlar 2A çarpı 2B'yi 16 olarak vermiş oluyorlar. Bize A çarpı B soruluyor. A çarpı B de 4 olarak bulunmuş olur. Bir uygulama yan tarafı yapalım. Bakın orada da boşluğumuz var. Zaten ben o boşluğu ayarladım. Bildiğiniz gibi şuraya bir çiziyorum koordinat düzlemimizi. X ekseni ve Y ekseni gençler. Burada yine bir mavi kalemle çizeceğim. Şurada bir kare var arkadaşlar. Şurada bir kare çizmişler. Bu kareden geçen bir tane de doğru geçmiş şu şekilde. Bu D doğrusu. Bu nokta B noktası imiş. Bu nokta da A noktası imiş gençler. Burası da orijin. Renkli kalemi al Nevzat. Arkadaşlar D doğrusunun denklemini vermişler bize. Şuraya yazalım D doğrusunun denklemini. 5Y artı 60 eşittir 12X olarak vermişler. AB'yi de 26 olarak vermişler. 26 birim. Verilere göre karenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar bakın sorunun orijinal halini yazmaya gayret ettim elimden geldiği kadar. Bakın 5y artı 60 eşittir 12x doğrusunun eksenleri kesin noktayı bulmam lazım önce. X 0 için
y eşittir eksi 12. Değil mi? 60'ı 5'e bölün eksi 12. O zaman şuraya yazalım şimdi. Burası eksi 12 arkadaşlar. Peki bir de renkli kalemle öbürünü de bulalım. Y eşittir 0 için x eşittir 5. Burası da arkadaşlar x eşittir 5 imiş şurası da. Hatta onu yukarı yazalım. Daha iyi olacak. Çünkü 5, 12, 13 üçgenini kullanacağım da şuraya 5 yazdım. Peki 5, 12, 13 üçgeninden bu arkadaşımız 13 birim. Burada 90 derece arkadaşlar. Yine aynı mantıkta şuradan bir dikme çekiyorum yarım çizgi olarak. Bakın şuradan B köşesinden aşağı doğru bir dikme çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada benzer üçgeni kullanacağım. Yani renkli kalemle boyayayım yine. Renkli kalemle boyayacağım ki hangi üçgenler benzer kıldığımı görün. Şu üçgenle arkadaşlar bu üçgeni benzer kılacağım ki şöyle boyayalım güzel olsun. Kenarları bulalım. Peki yazalım şimdi şuraya. Benzerlikten gençler benzerlikten şuraya A diyorum. Arkadaşlar bakıyorum şimdi dik kenarların kaybı. Bakın orayı vermişler bize 26 olarak. 26 A eşittir 26 olarak vermişler. 13'ün 26'ya oranı ise şuraya H diyorum. Arkadaşlar H kaç olacak? 12. 12'nin gençler H oranı da ise buradan H'ı ne buluyorsunuz arkadaşlar? 1/2'den 24 biliyorsunuz. Yani aslında karenin bir kenarı 24 olmuş oluyor. Bana karenin alanı soruluyor. Şu boşluğa yapalım arkadaşlar. Karenin alanı 24'ün karesinden 576 birim kare olarak bulmuş olursunuz. X eşittir eksi 3 ve Y eşittir 4 doğrularını koordinat düzleminde gösterelim. Arkadaşlar önce birinci soruyu çözüyorum. Bakın unutmayın X eşittir A ve Y eşittir B doğruları kesinlikle eksenlere paralel doğrulardır. Yani X eşittir eksi 3 denildiği zaman X eksi 3 noktasını işaretleyip Y'ye paralel çekiyorum. Yani burası X ekseni, burası Y ekseni olmak üzere bu da X eşittir eksi 3 doğrusudur. Çünkü eksi 3'ten geçti. Burası orijin. Yine aynı mantıkta gençler eşli kalemle yapacağım bu defa. Y eşittir 4 doğrusu da Y4'ü işaretliyorsunuz. X'e paralel çekiyorsunuz. Yani burası 4 olacak. Bunun adı da Y eşittir 4 doğrusu olarak yazılabilir arkadaşlar. Biz bunlara eksenlere paralel doğrular adını veriyoruz. 2. Gençler Y eşittir 2X doğrusu ya da Y eşittir eksi X doğrusu. Bunlar da orijinden geçen doğrulardır. Yani şöyle çizeyim. Bir tanesini burada çizelim. Y eşittir 2x doğrusunu. X ekseni, Y ekseni. Burası da orijin. Bakın burada şöyle bir tekniğiniz olabilir. Çünkü orijinden geçeceği kesin. Yani X'e 0 verirseniz Y'de 0 oluyor ya. Orijinden geçtiği kesin zaten. Bir nokta daha verin. Birleştirin ki nereden geçtiğini görelim. Mesela X'e 1 verelim. Y eşittir 2 olacak. O zaman 1'e 2'den geçecek gençler. Yani şöyle bir grafik olacak aslında. Şuradan şu şekilde gidecek bir grafik. Yani şurası arkadaşlar kırmızı kalemle yapacağım. Şu şekilde yaptığınız zaman bunlar nokta nokta tabii. Burası 1 iken burası da 2 olacak arkadaşlar. Burası da y eşittir 2x doğrusu olarak yazılabilir. Peki y eşittir eksi x doğrusu. Arkadaşlar buna ikinci açıortay doğrusu demiştik hatırlarsanız. Aslında 45-45 olarak geçecek ama yine de bir göstermek istiyorum. Bakın yine aynı mantıkla çiziyorum bunu grafiğimizi. X ekseni ve Y ekseni. Bir kere orijine yine geçmek zorunda gençler. Bunu biliyoruz artık. Peki bir doğru daha, yani daha doğrusu bir nokta daha koyalım. Yani X'e 0 verirseniz Y'ye 0 olacak ama X'e de 1 verirseniz gençler Y'ye de eksi 1 olacak. Yani 0'a 0'dan geçecek bir de 1'e eksi 1'den geçecek gençler. Yani onu da şöyle çiziyorum. Bakın düzgün çizmeye çalışıyorum fark ettiğiniz onu. Noktalar bunlar. Renkli kalemi çizelim bunu. Yine yeşil kalemde. Şöyle bir doğru arkadaşlar. Şuradan geçecek bir doğru. Bu da y eşittir. Eksi x doğrusu. Yani burası 1. Burası da eksi 1 olacak. Açı dediğim olay şurasıydı. Yani burası da 45 derece olacak gençler. 45-45 olacak şekilde. Biz buna ikinci açıortay doğrusu olarak adlandırmıştık.
doğrularını koordinat düzleminde gösterelim. Arkadaşlar önce y eşittir 3x eksi 6 doğrusunu. Artık bunlar x ve y eksenlerindeki kesişim noktaları göreceğiz arkadaşlar. Onları bulup birleştireceğim. Yani x'e 0 veriyorum. X 0 için y eksi 6. Yani a noktası arkadaşlar 0'a eksi 6'dan geçecek. Peki y'ye 0 verirseniz bu defa bakın 2 nokta yeterlidir. Y'ye 0 verirseniz x eşit 3x 3x eksi 6 eşittir 0 ise x eşittir 2 olacak. Demek ki arkadaşlar b noktamızda 2'ye 0. 2 nokta yeterlidir arkadaşlar. Yani birkaç nokta daha çizseniz de önemli değil. Bulsanız da önemli değil ama benim için 2 nokta yeterlidir. X ve y kesişim noktaları bulduktan sonra birleştirebiliriz. Bakın şimdi göreceksiniz zaten. Yani renkli kalem yapıyorum. Bakın a noktası neymiş? 0'a eksi 6. X'i 0, y'si eksi 6. Şurada bakın birleştirdim. Burası orijin. B noktası da 2'ye 0 arkadaşlar. O da yaklaşık olarak şurada. Bakın düzenli ve muntazam çizmeye çalışıyorum. Fark ettiniz orayı. Peki çiziyorum şimdi. Renkli kalemi çizelim yeşille. Yani grafiğimiz buradan gelecek arkadaşlar. Bu şekilde gidecek. Yani y eşittir 3x eksi 6 grafiği bu şekilde olur. Burada kaç tane nokta alırsanız alın. Sonuç itibariyle bu doğrunun üzerine çıkmak zorunda arkadaşlar. Peki y eşittir x artı 4 doğrusunda yan tarafa çizelim. Yine aynı mantıkta yürüyorum. Bakın x'e 0 veriyorum için y 4. Yani a noktası 0'a 4 olarak veriliyor. Y'ye 0 verelim şimdi. Y eşittir 0 için gençler. 0 eşittir x artı 4 ise x eşittir eksi 4 olacaktır. Yani b noktamızda arkadaşlar eksi 4'e 0. 2 nokta bulduk. Artık 2 nokta bizim için yeterlidir. Çiziyorum yine. X ekseni, y ekseni. Bakın ne diyor bana? X 0 için y 4'müş. Y 0 için ise burası orijin. Y 0 için ise x eşittir eksi 4'müş arkadaşlar. Muntazam çizmeye çalışıyorum bunları fark ettiniz siz. Bunu da çizelim doğru olarak. Arkadaşlar bunu yeşil çizeceğim. Yani buradan geçecek şu şekilde doğrumuz. Yani y eşittir x artı 4 doğrusunun grafiği de bu şekilde çıkar arkadaşlar. Doğrusunun eğimi 2 olduğuna göre doğrunun eksenlerle yaptığı kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Gençler eğimi neydi? Y'yi yalnız bırakıyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar AX artı BY artı C eşittir 0 doğrusunun eğimi. M eşittir eksi A bölü B olarak bulunabilirdi. Ya da tabii ki ben yine de bunu anlattım ama arkadaşlar size zaman ve kolaylık kazandırması açısından. Y'yi yalnız bırakıyorum. Bakın 2Y eşittir MX eksi 6 olacak. Y eşittir mx eksi 6 bölü 2. Burada alt direkt olarak x'in başındaki katsayıydı. Eğim eşittir. M eşittir. Burada tabii ki m ne diyelim burada arkadaşlar? Doğru diyelim. Hani şu m'le karışmasın diye. M bölü 2. Bunu bulut içine alalım gençler. Peki. Yerine koyuyorum artık burada. M bölü 2 eşitmiş gençler. 2'ye eğim 2 diyor. M eşittir 4 olacak. M eşittir 4 için doğrunun grafiğini çizeceğim. Yukarı yazacağız çünkü onu. Y eşittir. Artık 2y eksi 4x artı 6 eşittir 0'dan. Gençler buradan 2y eşittir 4x eksi 6. Y eşittir 2'ye bölün 2x eksi 3 doğrusunu bulmuş olduğunu şöyle güzel yazalım. Şimdi diyorum ki x eşittir 0 için y eşittir eksi 3 gençler. Y eşittir 0 için x eşittir 3 bölü 2. Doğru grafiğini çekiyorum şimdi burada. Arkadaşlar şu şekilde. X ekseni ve y ekseni. Renkli kalemi al Nevzat. Bakın x 0 için y eksi 3'müş. Şurada bir nokta. Y 0 için x eşittir 3 bölü 2'dir. Burada bir nokta. Yani şurası eksi 3. Burası da 3 bölü 2 noktası olsun. Bunu yeşil kaleme bir çizelim Nevzat. Peki. Şöyle çiziyorum bakın. Fonksiyonumuzun grafiği bu. Bize ne soruyor arkadaşımız? Diyor ki kapalı bölgenin alanı. Yani şu arkadaşımız soruyor bize arkadaşlar. Şurayı bakın boyuyorum böyle. S
Siyah kalemle yapacağım ki güzel anlaşılsın. Boyalı alan. S eşittir gençler. 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2'den S eşittir 9 bölü 4 birim kare olarak bulmuş olursunuz. Doğruları ile sınırlanan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Gençler, x eşittir eksi 6 doğrusuyla x eşittir 4 doğrusunu çizelim önce. Yani koordinat düzlemi üzerinde çizeceğim. X eşittir, burası x eksenimiz, bu y eksenimiz gençler. Renkli kalemi al Nevzat. X eşittir eksi 6 doğrusu y eksenine paralel. X eşittir 4 doğrusu ile y eksenine paralel. Yani burası eksi 6 arkadaşlar. Burası da 4. Diğer doğruları yeşil kalemle çizeceğim. Y eşittir eksi 2 doğrusu var. Bir de y eşittir 6 doğrusu var. Gençler şöyle. Burası 6. Burası da eksi 2. Burada orijin arkadaşlar. Peki ne soruyor bize bakalım. Doğruları ile sınırlanan kapalı bölge. Gençler kapalı bölge dediği zaman bakın çizeyim şöyle görün diye hem de görsel olsun. Bize aslında sorulan alan burada oluşan dikdörtgenin alanı gençler. Şöyle bir çizeyim önce şekli mükemmel olsun. Peki. Ne diyor bize boyalı bölgenin alanı? Boyalı bölgenin alanı S olsun. Gençler S alanı bulmamız için burada bir dikdörtgen oluştu. Bakın burası şu dikdörtgenin bir kenarı 6 birim yukarıda, 2 birim aşağıda var. 8 birim burada. 8 birim. Alt kenarı 6 birim solda, 4 birim sağda var. Yani burada 10 birim de burası. Bu durumda S alanı eşittir 8 çarpı 10'dan S eşittir 80 birim kare olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.